Çağlar sormuş, Allah da bizimle birlikte evrim geçiriyor mu yoksa o hep aynı mı? Bizler tüm realiteyi, güzel bir soru sormuşsun Çağlar, ama yerden değişmez derler. Niye? Çünkü değişiyor olsaydı o zaman yerden kabalistlerin gözüyle mükemmel olamazdı ki. Çünkü mükemmel ne demek? Hiçbir eksiğim yok, değişim için gerek yok demek. O yüzden kabalistler her zaman realiteyi algılar iken, şöyle yapalım. Nerede algılıyoruz hep realiteyi? Kabımız, kendi kabımızda. O yüzden diyemeyiz ki yerden değişiyor mu, değişmiyor mu? Kişi her şeyi kabında algılar. Her şey içimizde dediğimiz şey bu. Her şey kişinin içinde. O yüzden yaradanı kişinin içinde. O yüzden yaradandan da bahsettiğimiz zaman yaradanı içimizde nasıl hissettiğimizi anlatıyor kabalistler. Akabinde biz de o seviyeye geldiğimiz zaman bahsettiği şey bu imiş diyeceğiz. O yüzden yaradan sadece kişinin içinde hissedildiği için değişen sadece kim? İnsan değişir. Yaradan değişmez dedikleri şey ne peki? Bize yaklaşımı sabit. Bize yaklaşımı hep aynı demek. Yaklaşımı aynı. Nedir o? Sevgi niteliğinden kaynaklanan ihsan etme eylemi. Hep aynı. O yüzden değişirse yaradan, o zaman tüm değişimiz sakata girmiş olur. Sadece insan değişir. Bu çok önemli. Dinlerde o yüzden ne yapıyorlar? Sürekli dua ediyorlar. Her türlü dinde Allah'a dua ediyorlar. Bana şöyle yap, bana böyle yap. İyi de sana o koşulu getiren zaten kim? Yaratılışı tüm yarattığı zaman yaradan zaten tüm yaratılışta ne olacağını önceden biliyor. Bize koşulları getiren zaten yaradan. Ondan sonra ne yapıyorlar? Dua ediyorlar ki bana bu problemi getiren yaradan problemi benden geri alsın diye. Yaklaşım o şekilde uygun değil. Uygun olan şey burada şu. Yaradan bana bir koşul getirdi. Ben şimdi bunun yaradanın bana getirdiği bu koşuldan nasıl bunu evirip çevirip ilerlemeye kullanacağım? Soru bu. Nasıl ilerlemek için kullanacağım? Bazı şeyler var, dünyevi olarak yapmam lazım. Sağlığım yerinde değilse sağlığıma bakmam lazım. Tamam, yemem lazım. Ne bileyim, aile varsa onlara bakmak vesaire lazım. Her türlü şey. Ne gerekiyorsa. Bir de bunun ötesinde ne yapmam lazım? Manevi olarak ne yapacağım? Manevi olarak ne? Dünyevi olarak ne? Buna cevaplamam lazım. Bu hayata biraz daha bilinçli yaklaşım olmaya başlar. Dolayısıyla olan olaylara karşı kendimi ne yapmış olurum? Biraz şekle şemale getirmiş olurum.